Seni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Kimi şarkısı? Yapmazdın. Ayları geçti. Ayrılığı sen delisin. Kimin dogu? Nilüfer. Ha, hay tanıyorum bir yandan şey, bir yandan gelemiyorum ama nereden tanıdığımı çıkaramıyorum yani. Hepinize merhabalar canlarım. Çok üzülüyorum. Böyle. Sabah sürprizi yapayım diye rabarba. Her geldiğinde beni mutlu ederdi. Bugün böyle sabahtan modumu düşürdü. Telefonda söyledim. Şimdi telefonda söylersem yerlerde 2 saat telefonda şimdi çene de çalamayacağım. Okuldayım. Okuldan Evet. Çağlar Söy'e gittim. Peynir aldım. Bu Çağlar Söy ürünlerini çok seviyor. Bu arada evet gerçekten Ankara'da yaşayan varsa Çağlar Söy birazcık şeydir ama gerçekten kendine yaptırdığı ürünler var. Ürünleri çok güzel. Bak reçel yaptırmış Nihal abla. Kalar sorma. Vişne reçeli. Kadın dedi ki çok güzel bak dedi. Tavsiye ederim al dedi. Aldım bir tane. Onu da köye götüreceğim şimdi. Şey ama ben bir şey için severim. Bir de şey var. Karadut reçeli vardı. Bak bunu da tavsiye ediyorum Aa, dedi. karadut 10 numaradır. Karadut reçelini de almanı tavsiye ederim ablam dedi. Çok güzel dedi. Oranın peynirini biliyor. Bili seviyor. Bili. Ezine peynirini. Peynir aldım işte zaten. Peyniri götürecektim. Bir de helva aldım. Şimdi Ramazan ayını hep beraber geçireceğiz ya. Helva şeyden alsaydın, Feyyaz'dan. Feyyaz nerede? Ay nereye? Dondurma aldığımız yer yok mu? Ha, o 3 aklım bir Asıl an. helvacı onlardır, oranın Evet. helvasını yiyeceksin. Doğru. Ağzında dağılır oranın helvası. Onların asıl mesleği Bir de şeyin orada var helvacılar. Biliyorsam. Pet shopçuların arasından. Şey. Aksu Gimi biliyor musun önceki Aksu Gimi? biliyorum. Aksu Gimi'nin orası da komple helvacılar. Öyle mi? Ha. Tabii. Asıl helvacılar orada. Şey helva var orada. Çekme helvası var hatta onun. Çok güzeldir. Unuttum ismini unuttum hatta. O son oradaydı ondan sonra eski sanayiye taşındı. Bir ara onu şöyle yapıyorduk, ilaçlamasını yapıyorduk. Oradan benim helvasılar harikadır. Bu Feyyaz şey. He, Feyyaz'ın iş canı, Feyyaz dondurma ve helva üzerine. Bunlar çocukları. Bunlar ilk açıldığında annem o zaman Kadri Konfeksiyon'da çalışıyordu. Ben daha şeydim, okula falan gitmiyordum. Şeyin hani Hakan'ın belgelerini onaylatmaya gittiğimiz bir yer var ya, Saat Kulesi'nin Ha arka evet. tarafında. Ram. Feyyaz'ın ilk yeri orasıydı. Zamora'dır ilk asıl açılış, yani babalarının. Şimdi bunlar babalar ölünce kardeşler kendilerine dükkan açtılar kendi isimleriyle. Zamora Helva Dondurma diye geçer aslında. Hani şeyde börek de yaptılar ama asıl şeyleri işleri helva ve dondurmadır Tabii canım onların. adamın dondurmaları muhteşem Feyyaz'ın. Kendi doğal meyveden yapıyor. Hele Tabii. ben limonu çok seviyorum. Ve sütten Limonu yapıyor. Süt tozundan muhteşem. değil. Onlar direkt sütten Ama yapıyorlar. böyle dışarıya göre fiyatları da uygun ama. Salepleri de öyle onların. Hiç salep almadım bak Yok aklıma. Hiç salep hiç aklıma almak gelmedi. salepleri de çok güzel olur. Onu da şey süt tozuyla değil, sütle yapıyorlar. Benim ta çocukluğumdan beri var yani, ki ondan öncesinde hani geçmişi var. Antalya'nın ilk helvacılarındandır onlar. Çok güzel canım onların dondurmalarını benim helvasını da. Neyse helva da aldım işte. Zeytin aldım. İyi Siyah yapmışsın. zeytin aldım. Yeşil zeytin var dedi. Nönül'den alsaydın siyah zeytin. Zeytinci. Evet benim ablam siyah Annem zeytin zeytin çok. yapmazdı. Zeytin çok yediği için. Aşırı Her yerimiz zeytin. zeytin şişesi, Zeytin. zeytin kavanozu. Evet. Zeytin olmadı mı içine sinmiyor. Hurmasını falan da aldım zaten Ya de. dün aldıydın, İyi evet. dünden hurmaya ayarladım iyi oldu zaten. Şey Kudüs hurması. Her şey Ya almış başına hurmaların da gitmiş. çeşitleri var aslında Nihal abla. Kilosu 100 liraya da var, 150'ye de var. Kaça da var, bir şey de var. İşte düzgün bir şey olsun dedik. Hani Ramazan'da tüketiyoruz diye de. Ama dedin ya, bir de Ebru hurmayla açıyor Ebru diye. hurmayla açar, ben zeytinle açarım. Ben zeytin ya sudur. Ben çok fazla hurmayla, ben bilmiyorum Allah'ın gücüne de gitmesin. Ben hurmayı çok fazla sevmiyorum. Yani hani hurma, ben hiç hurma yemesem hiç aramam Nihal Ben de abla. aramam. Bak ben peynir hastasıyımdır. Aramam. Tüm çeşit peynirleri yerim. Benim soframda peynirim olsun kahvaltımda mutlaka. Bir çeşit bir olsa peynir olacak. Yumurta. Peynir ve yumurta olduktan sonra benim için kahvaltı tamamdır. Benimle kahvaltı anlaşım. Peynir, zeytin, Mutlaka. yumurta. Ha, zeytin de olsa olur yani ama peynir benim Yani üç olacak. vazgeçilmezimdi. Ben başka bir hani ben öyle kahvaltı reçel mi? Hani kimisi salam pas, ben hiç hayatta yoktu Aynen bende. peynir, zeytin, yumurta yeter. Ha bir de eğer çok güzelse domatesin Domates, varsa salatalık.
Domatesi olursa. Küçük küçük doğrayıp bol limonlu bir domates, kaşık domates ama böyle hani böyle şey dilim dilim yapmam ben. Kekik, aynen. Zeytinyağı. Ben bir de var ya yeşil zeytini kendim yaptım da bunu ben var bir de baharatlıyorum. Pul biber, kekik, zeytinyağı, bir de limon şey sıkıyorsun. Onu böyle biraz kavanozda birkaç gün beklettiği zaman zeytin onu şey yapıyor ya. Muhteşem oluyor o zaman. Aslında sen gitmişken şu gelen sucuklarını yiyip bitirmek vardı hepsini de. Ye yukarıda sucuk var. Yiyemem ki acı. Aa benim sucuklarım acı. Annemden aldığım yukarıdaki sucuklar benim acı. Yok ben şey balkona astım. Dolaba koymadım bu defa. Ben dolaba koyacağım. Balkona astım. Ne kadar olursa olsun dolapta şey sucuk değişiyor gibi geliyor bana. Arkaya şey astım. Şu çekdemirlerim var ya benim. Askılık. Onun üstüne bağladım iple. Ben buzlu attım kesik kesik. Ben parça parça çocukların yiyecek de mesela bir İsmail yiyecek kadar. Hani bazen kahvaltı yapacağım diyorsa bağlar. Onu yiyecek kadar yapıyorum. Hani birkaç kişi yiyecekse birkaç tane çıkartıp şey yapayım. O daha benim için daha rahat oluyor. Öyle daha kolay, daha kullanışlı, daha şey oluyor bana. Ama şimdi bu miktarda gelince hepsini dolu. Ama gerçi şeyim var. Derin dondurucum var. Derin dondurucu yok. Komple derin dondurucu temizlemem lazım. Şey çünkü dışarıya koyduğunuz zaman bozulmuyor sucuk. Ya bozulmuyor. Kuruyor daha lezzetli oluyor. Yani çekmiş oluyor sucuk. He. Böyle taze kalıyor. Hani yağ koyduğunu küçülür mesela. Ama normalde sucuk kuruduğu zaman bu şekilde dışarıda böyle küçülmez pişirdiğin zaman. Ama annen ama şimdi ben dışarıda bırakırım benim sucuğum bozulur. Benim aklım bozuluyor. Benim hayır şey balkonu kapalı ya. O şey var ya rafın var ya. Bir tane ipin ucuna birini bağla. İp koy bir tanesini daha bağla. Peşini doruya as. Orada kurusun. Yedikçe onun şey açılır. Kestikçe bir şey olmaz. Kurumayacak mı? Hayır kurumaz. O kestiğin yerine şöyle streç film koy küçücük gerekirse. Ama koymasan bile kurumaz yani. Dur bakayım. Üstü böyle zar gibi sadece kurur onu. Asıl sucuk öyle olduğu zaman lezzetli olur. Dolaba koydun mu böyle sucuğun taze kalır. Evet taze. O lezzet alamazsın. O böyle çektikçe o yağ her şey birbirine geçer onu. Yine bak bir tanesini dene istersen aklında olsun. Farkı anlarsın o zaman. Dur bakayım iki tanesini deneyim. Birini denemeyim de diğerlerini atayım. Olmazsa bir daha şey yaparsın. Öyle kurutarak yaparım. Asarak yaparım. Şey yani. Dediğin gibi. Ama arka balkonda neler almışım? Sera gibi kapalı ya benim. E tamam işte. Kokmasın sıcak. Hayır kokmaz. Denebilirim ben sana dışarıda kapta sıcakta kaldığım zaman hayır. Kokacak şeyi var. Kokmaz. Zaten sucukta, pastırmada mantıklı. Eskiden dolaplar yokmuş. Eti daha uzun süre muhafaza edip baharat tüketebilmek mi? Adına baharatla et ne pastırma bile ne yapıyorlar? Güneşte kurutuyorlar. Hiç bilmediğim şey. Sen orayı da açıp havalandırıyorsun yani. Evet. Yani İsmail Hakan yokken ben bütün kapıyı pencereyi... Kızdırayım dedim ama sucuğu da baharatla sucuğunu da yiyemem. Beni bırakıp, canım ne fark edecek? Beni bırakıp gidiyor yine. Kız baharatsız olsa bile yesen ne olacak sanki aşk olsun. Ay. Takılıyorum be. Hem misal yani yesin olacak. Zaten evin anahtarı ne yani ablada? Ha, anahtar bende. Neyse dedim. Bir çık sıkıntı yoktur. Zaten gözün kulağın orada olur zaten senin. Hayır daha gün gitti mi ben normalinde de inip çıkana dikkat ediyorum tabii da. Tabii canım biz gittik mi daha çok dikkat ediyorum. Hatta demişler sen ne biçim komşusun? Apartmanda herkesin girdiğine çıktığına dikkat ediyorsun diye. Ben insanların hayatına karışmıyorum ki. Yani sadece şey bizimkisi. Ama sensörü. Belgin olmadığı zaman ya da İşte mesela Feyza evde oluyor ya da İsmail okuldan geliyor. Elbette ki dikkat ediyorum. Ha kime kim girmiş çıkmış beni alakadar ben etmez. Yeter ki. Komşuda apartmana yabancı biri girip çıktığı zaman ben geçen de söyledim. Neyle alakalı apartmandan bir kadın çıktı dedim. Ama ben o kadını hiç görmedim. Ve kadın sürekli olarak bana bakarak yol aldı gitti yani. Kimin ne yapacağı belli olmuyor. Yani tanıyor muyuz kadını tanımıyoruz. Çünkü apartmana giren çıkan insanlar da önemli sonuçta önemsiz değil. Mesela ablamlar, eniştemler bana geldikleri zaman şimdi bütün apartman hepsini tanıyor. Rahat. Biliyorsun. Biliyorsun kimin girip çıktığını yani sonuçta insanlar. O da önemli. Bazen zile basıyorlar. Herkes kapısını açıyor. Bizim burada herkes kapıyı açar. Kim o deme olayı yoktur. Evet. Ya kapının önünde anahtarım var. Benim zilime basar. Benden bir cevap alamaz. Her ablan ziline basar. Ondan cevap alır. Kapıyı açtırır. Aşağıda bekler. Sonra yukarıya çıkar. Evde kimse olmadığını anlar. Ki zaten... Bütün ısızlıklar öyle zaten değil mi? Öyle soyulmaz mı? Gündüz vakti öyle soyuyorlar yani. Benim gündüz soyuldu evim. Onu diyorum ya. Bak. Gündüz vakti öyle soyuluyor zaten evler. Saat yarım falandı biz evden çıktığımızda. Bire geliyordu evden çıktığımızda. Biz. Alacaklarımızı aldık.
Bir de düğün öncesi olduğu için dışarıdan gelenler vardı. Onların altınlarını, telefonlarını da her şeyi de benim eve koydum. Hamama gideceğiz diye. Gittik. Herkesin telefonları, altınları, paraları, her şey benim evde. Herkesin şeye gitti. 3-3.5 gibi eve geldik. Ev hallaç pamuğuna dönmüş. Güpegündüz. Neyse. Millet şey diyor bana. Onun hani için... Bunları konuştuğumuz zaman hırsıza yol gösteriyorsunuz. Hırsıza yol gösteriyoruz. Biz de hırsız her şeyi biliyor. Senden benden daha evet. Akıllı, daha iyiler. Hiç şeyleri onun için yani ben bilmiyorum. Girene çıkana yani dikkat ediyorum. Çünkü benim evim soyuldu. Karşı komşum soyuldu. Alt kat soyuldu. Ya bak mesela ben çok dikkat ederim. Hani o da şeydir mesela. Şu anda karşı komşum Nazmiye abla yok ama Mustafa abi burada. Mustafa abi de geçen gördüğüm zaman burada mısınız dedim. Burada dedim. Giderken haber verin. Çünkü hani ben kapı sesi duyduğum zaman siz burada yoksanız ona göre biz yine bakıyoruz. Göz kulak oluyoruz çünkü adamlar yani burada değiller. Şehir dışında oluyorlar. Geliyorlar gidiyorlar sürekli evet. Olarak ama gelip gittikleri zaman sağ olsunlar hep haber verirler. Mustafa abi geldiği zaman geldim der. Giderken de gidiyorum der. Hani haberiniz olsun der. Ama işte bak bilemiyorsun. Burada ses. Feridun abilerin evi soyulduğunda yılbaşı gecesi soyuldu. Ben ışık yanıyor bilmem ne kalktım defalarca baktım. Baktım Feridun abinin arabası karşıda duruyor. Arabada olunca dedim ki hani yılbaşı günü gelenleri gidenleri oluyor demek ki dedim. Işıkları da yanık olunca. Meğer onlar da ışığı açık bırakıp öyle gitmişler. Ben de araba var diye umursamadım. Öyle olmasa en azından Zehra abla yarardım derdim ki. Hani evde olmadıklarını bilsem. Ne oldu? Tartesi gün sabah fark ettik. Ama şimdi ne yapıyor onlar da bir yere gidecek olsalar. Haber veriyorlar. Biz iki gün evde yokuz diye. Şey mesela o hani ışıkları açık bırakıp gidiyorlar şey yapıyorlar. Hani evde birisi var bir izlenim veriyorlar. Geçenlerde şeyde seyrettim ben. Kadir İzledir Instagram'da takip ediyorum ya. Annesi evden çıkarken ışıkları açık bırakıyormuş biliyor musun? Hani diyor ki niye ışığı açık bırakıyorsun dedi Kadir annesine. Öyleydi herhalde tam olarak hatırlamıyorum ama öyle bir konuşma geçti aralarında. Hani evde birisi var dedi. 24 saat dedi story paylaşıyorsun dışarıda olduğunu dedi. Işığı açık bırak sen de bırakma sen de hiç fark etmiyor senin doğru. İçin dedi. O yönden de ikisi mantıklı. Zaten de nerede oldum dedi dakika dakika diye storylerde diyor haber veriyoruz dedi. Işığı açık bırak sen de bırakma sen de diyor. Mantıklı. Ay çok seviyorum ben Kadir Ezildi'nin storylerini falan. Ay sen takip etmedin herhalde çok komik bir çocuk ya. Ben biliyorsun astroloji kanalları. Ya ben bir onu komik olduğu için severim. Enerji kanalları. Sabahtan başladım bu hafta olacak, o hafta bu olacak. Ben şey, bilmem... O çocuğu takip ettiğim zaman bütün neşen keyfin yerine geliyor. Değil mi? Çok pozitif bir insan. Ben böyle pozitif. Sağ ol. Ben de bugün çok neşeli, keyifli kalkmıştım. Dedim o dayı Cazım'ın ameliyat işte halloldu. Artık dedim beraberiz, kardeş Cazım'la rahat rahat otururuz. Gezeriz, örgümüzü öreriz dedim. Ki ben gideyim. Geleceğim sanki şeye gidiyorum. Adını sen söyle. Geçen defa da ben niyeyse böyle alışamadım ya. İki günlüğüne geçen defa da iki günlüğüne gidiyordu. Ben şey, dünya sanki başıma yıkıldı. Geçen eve gittin bunu. Ebru'ya gideceğini de o zaman söyledin de dedim ya ben ne yapacağım şimdi diye. Ama gitmedin o zaman. Gittin. Gittin ama ertesi gün döndün. Evet. Ay çok ulanmıyorum. İki günde gitmiştin bir günde geriye dönmüştün. Dönmüşümdür normaldir. He. Aklıma şey geldi bugün. Ay hiç bak unuttum bak ya. Annem vlogda şey paylaşmış hiç komşum yok diye. Ha evet. Dedim keşke şu üst kat dedim tutulmadan önce annene tutsaydık. Annem buraya çıkamaz ki. Annem aşağısı lazım. Ha şey doğru aslında. Ay senin orası şöyle lazım. Altlı üstlü. Altlı üstlü. Aramızdakilerde sıkıntı yok. Aramızdakilerin hiç ses soluğu çıkmıyor yani. Maşallahları var. Böyle bir arka kat dedim. Komşu olurduk en azından dedim. Aynen şey olmazdı. Altta motoru görmüyorum ben ikimden beri. Bak motora da bak. Şimdi kızacaklar bana. Ben motoru sürekli olarak takip ediyorum. Var mı yok mu var mı yok mu ama iki günden beri motor yok. O motoru almak için de kapıyı olsa kapıyı zorlayacaklar. O kapı zaten zorlayan ama sanki demir kapı şişmiş gibi kapı kapanmıyor. Kapı onlar onun demirini açıyorlar da demir kapanmıyor. Yoksa normalinde kapanıyor belki o kapı. Vallahi bilmiyorum değil ama ben her seferini kontrol etmeden geliyorum. Ben şu demir kapı olmasa huzursuz uyurum. Kalktım ben erken kalktım bugün çok erken uyandım dedim ya uyuyamıyorum diye. Kalktım kapı sesi geliyor Allah Allah dedim acaba annemin şeyi falan mı vardı dedim. Sabahtan hani hastanede tahlili mahlili mi vardı dedim. Baktım kapı sesi geliyor. Kilitle oynuyorlar.
Aşağıdan geliyormuş. Açtım bir apartmanı dinledim. Apartmandan... Kaçtı bu? Ben sabah Hakan'ı bırakırken motor yoktu orada. Sabah. Tabii ben 8'e 5 kaldım. 8'e 10 geçe biz aşağıya indik. 8 yoktu. 7'yi yeni geçiyordu. Ha, biz 8'e 10 geçe aşağı indiğimizde motor yoktu. 7'yi yeni geçiyordu. Dedim birinin kapısını mı açmaya çalışıyorlar acaba dedim. Ses geliyor dedim. Ne yaptım? Ses yok, sonra şey dışarıdan. Karşı dükkandan geliyormuş. Ha. Cam açık ya. Ses çok net duyuluyor. Evet. Geçmişti, ondan sonra dedim yattım hani belki biraz dedim. Yok, uyuyamadım. 9'da artık dedim kalkmayan yatamayacaksın dedim. Hiç olmazsa dedim örgülerini bugün motiflerimi birleştireyim de. Birleştir. Ben de şey yapayım. Gri yaptım işte lacivert de dedim. Sana göstereyim de ondan sonra devam çok edeyim dedim. Ben de hemen gideyim bir kriyi. Çamaşırlarıma bakayım. Evi temizlemeden bir Aliasko'na gideyim. Özgür ablacığımı arayayım. Resim isteyeyim. Göndersin. Detaylı bir resim isteyeyim. Onu Ebru çıkarır. Ebru çıkarırsa aslında Ebru'dan. Ebru'dan sonra ben gelir senle çıkartırız. Kahverengiyle devam edelim. Aslında sen Ebru'ya gitmişken bana şeyi... ama onu gösteremez. Onu görüntülü falan konuşmak lazım. Şu arada yaptığı şeyler senin battaniyeydi, unutma bana, indir de. Battaniyeyi indiremezsen bir anahtar var, yine yukarı çıkarılırsın da. Yani o anladın değil mi arasındaki popcornları? Popcornları internetten bakman lazım. Sen Ebru görüntülü yaptığı zaman hiçbir bunu şey yapamazsın. Bunu hepsini burayı mı yapayım, belgin lacivert mi yapayım kenarlarını, bütün motifleri, yoksa farklı farklı renklerde mi yapayım? Ebru'nun tek renk göz yormuyor. İstersen sen de tek renk yap. Bak benim Feyza yapmış olduğumda hala bitiremediğim yatak örtüsü de tek renk. Yok ben onu bitireceğim. Onun acelesi yok. Araya bir şey sıkıştırıyor. Sıkıntı da yok. Şöyle göstermeyeceğim demiştim aslında bitene kadar ama. Ama ben gösterdim zaten kendi şeyimde. gri yaptım şu çerçevesini. Hepsini sabitleyeyim diye. Çok soluk geldi. Biraz canlı olsun diye. Grilerini söktüm. Bugün motifleri birleştireyim dedim. Lacivert belgin güzel oldu dedi böyle ama. Bayıldım. Ben renge bayıldım Nihal abla. Nihal abla şimdi onu ben gittiğim zaman Ebru'ya bir sorayım. Motifin arasında pomponu hangi, nasıl attın? Onun bir videosu varsa biliyorsun şey yapalım. Görüntülü olmaz yani. Ha, ya da şeyden videodan falan yaptıysa bana neyin videosu onu söylerse Ebru. Onu söyletim. Çünkü buraya pompon yazdığın zaman. Çık popcorn'a gireceğiz bakacağız. Evet aynen popcorn diye bakalım. Evet popcorn videoları var ama bütün yapılan var. O tek sırada. Gerçi bu kadarını çözdüm, onu da çözerim herhalde. Dur bak bu popcorn bebek battaniye istemiş. Ha. Ya şunu yaptıktan sonra şu popcorn bir kere yaptıktan sonra bir tane yapıyor. Trabzan devam ediyor. Trabzan devam edip aralarını atacağım herhalde o aynen, şekilde. Aynen öyle yapacağım. Tabii o birazcık da mantık işi. Mesela Ebru'nun bana örmüş olduğu hırka yok mu? Hani yılbaşı ağacı. Onu diyor hırka ediyor, ben kendim ördüm diyor tamamıyla diyor şey yani mantık işi olarak diyor. Sadece renk ve diyor model şey V şekli ters V. Örgü modeline internetten baktım. Zaten Şerif abla da baktı ters V'ye. Hırkayı diyor tamamıyla kendin örüyorsun. Dedim ya işte kendin mantığını çözdün mü kolay oluyor. Bak öbür türlü her işimiz zor. Yarım kaldı. Niye abla bak ben şeyde örgülerde ben yaka kesimiymiş, kol kesimiymiş bende yok. Ben yapamıyorum işte. Ben dediğim gibi birilerinin bana göstermesi lazım. Biri bir kere bir şey gösterse onu tamam artık yaparım. İşte onu diyorum ben de sana. Yok. Bunun birleştirmesini nasıl yapacağım? Aa denedim birleştirmesini. Burada bunların hepsini öreceğim. Araya bir sıra daha bu trabzanından geçeceğim. Hı. Aralarına batarak gideceğim. Birleştireceğim. Diğer şeyde renkli yelekle yaptıydım ya. Ha. Ondaki gibi birleştireceğim yine. Ama açık olmayacak değil mi? Hayır hayır açık olmuyor. Çünkü yelekte açıklarım vardı. Ha, yelek trabzan. Ama onun arasında delikler vardı ya. Hı-hı. Bir delik bir şeydi. Evet. Bunda hiç aralık yok. Hı-hı. Üstten buradan şey gibi saç örgüsü yapmışsın gibi birleşiyor. Hı-hı. Gride denedim ben. Ben 3-4 tane motifi birleştirdim bunda. Bak şimdi senin bu şeylerin büyük olduğu için senin birleştirmen kolay olacak. Benim o Feyza'nın battaniyesini ince yaptım ya ben. Sıkı olduğu için ben bunu da denedim. Güzel olmadı. Hoşuma gitmedi. Ben dikerek birleştirdim. Ama şey onu da düşündüm ben. Onu da denedim. Bu tığla birleştirmedim. 3 numara tığla birleştirdim. 6 numarayla ördüm. 3 numarayla birleştirdim. Zaten 1,5 bölüm daha neyle birleştireyim? Hayır senin için demiyorum. Benim işim çok zor. Vallahi her şeye bir çözüm bulunuyor da. Ay evet ben kalkıyorum Nihal'cığım. Nihal'cığım. Beni bırakıp gidiyor zaten. Nihal bana ters ters bakıyor Nihal'cığım. Ben de kalkayım işime gücüme bakayım. Ya ben de hiç olmasın makineye bir bakayım.
Makineli çamaşırın bittiyse kurutmaya atayım. Direkt bir, o bitese gider zaten. Ben 10 defa gider gelirim. Sen Alaskan'dan bir şey istiyor musun? Alaskan'dan bir şey istemiyorum ben. Bir ablamı arayayım ben başta da. Ablam yumaklarını al gel burada hallederiz derse ona göre gidip geleyim. Bir de Özgür ablacığımı arayayım. O atar fotoğrafı her şekilde zaten. Evet, evet. Şey yapmaz da bir Ebru'yla bir konuşayım ben başta da. Şey yapayım. Özgür abla bir de şey mesela ördüğü şeyleri kağıtlara yazıyor. İşte 2 zincir, 5 zincir. Aa, evet, ondan daha güzel anlayabiliyor musun? 10 zincir. O da yazardı bak. İlk başta da yazardı. Şimdi ben de bu motifinkini battaniyenin motifi diyeceğim. Göbekten başlangıç itibariyle yazacağım 5 zincir. Hmm. 12 trabzan birer zincir çekerek hepsini yazacağım elimin altında. Ondan sonra ben bunu nasıl yaptıydım diye düşünmeyeyim. Ben küçük kağıda yazıp koyacağım ya da defterin içine yazacağım. İnternetten ben yine bakıyorum. Ben Afrika menekşesini seviyorum motifte. Çok güzel oluyor. Ya çok güzel motifler var Belgin de. Bayılıyorum. Önce bu battaniyeyi bitireyim. Ama sen gidip gelene kadar belki de ben yarılarım bunu. Sen onu bitirirsin. Can sıkıntısından bitiririm. Evet, evet Belgin gidiyor. Koştur koştur neyi yetiştireceğim? Bilmiyorum. Bir odaya gidiyorum. Bir buraya geliyorum. Dayım gelmeden işkembe çorbasını yetiştirmek istiyorum. Kemiğimin buzu ancak çözülebildi. Sağ ol anne. Oh. Annem ot temizliyor. Ben bilmiyorum. Daha önce hiç yemedim. Geçen gün teyzem söyleyince o ne ben bilmiyorum dedim. Kokulu ot ve ebe gömeci. Haşlayıp bunun ebe gömecini biliyorum. Ebe gömecini biz normalde ıspanak yemeği gibi yemeğini de pişiririz. Sizler de biliyorsunuzdur. Ama kokulu otu ben hiç bilmiyordum. Geçen gün Salda teyzem söyledi dedi. Canım kokulu ot çekti dedi. Ben hiç yemedim. Annem de kendine ot ayıklıyor. Evet, suyun sesi inşallah çok gelmemiştir ama işkembelerimi tekrar bir yıkadım. Dün hiç yani uzun zamandır hep aynı yerden alıyorum biliyorsunuz. Dün göstermiştim işkembemi. Bu kadar sıkıntılı bir işkembe almamıştım hiç. İşkembemi de hemen bir tencerede kaynatıp suyu dökmek istiyorum. Dedim ya bugün her şey bir karıştı. Sirke koymayacağım içerisine. Normalde haşlarken sirke de koyuyorum ama Ercan dayım sirke yemiyor. Sirkeyi sevmiyor o yüzden. Gerçi akşamdan defne yaprağı ve limonla geldim. İşkembelerimi dolapta beklettim. Şimdi tekrar yıkadım. İlk defa bu kadar böyle yağlı bir işkembe gördüm. Artık parmaklarımı hissetmiyordum. 2 saat yağlarını temizleyeceğim diye uğraştım. Dedim komşulara zaten yemeğini yapıyorlar, hazırlıyorlar. Ama dayım işkembe çorbasını çok seviyor. Dedim dayı ayağım kötü, yalnız gelemeyeceğim bugün. Gerçekten çok ayakta kaldık. Gerçi şükürler olsun. Atlattık mı o günleri? Atlattık. Bu arada hepinizin geçmiş olsun dilekleriniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Hem kendim adına hem dayım adına. İnşallah bakalım diğer gözünden ne zaman olacak bilmiyorum da. Bunun iyileşme sürecinden sonra da herhalde diğer gözü yaparlar. Akşama kadar o dedim Erşen gelip alsın arabayla. Artık Erşen'in geldiği saate kadar yetiştirmeye çalışacağım. Normalinde olsa saklama kabına koyup kendim zaten götürüyorum.
Ama ya gerçekten çok fazla günlerdir artık hastanede o tahliye süreçlerinde diyorum ya Allah gerçekten insanları ne düşürsün. Bir de yokluğunu aratsın. Ameliyat günü artık ayaklarımı elimi kesiyordum. Ayaklarımı daha hissetmiyorum. Bugün hızlı hızlı yapacağım diye inşallah bir yerlerimi kesmeden hallederim. Bugün böyle işime gücüme bakarım, evdeki işlerimi hallederim diyordum. Bergencimle vakit geçiririz dedim ama o da sabah sabah geldi. Moralimi bozdu. Gidiyorum dedi. Günde 10 dakikada olsa, 15 dakikada olsa insanın iki kelime oturup konuşması insana iyi geliyor. Bunu niye bu kadar kalın kesmişim? Ah ya da. Gerçi Ramazan'da ona da iyi gelir. Ben geçen sene yine Allah kabul etsin 3 gün tutmaya çalıştım oruç. Ama olmadı. İlaç kullandığım için rahatsızlanınca bıraktım. Kalp sıkıntı yaratıyor. Öyle ya da böyle. Şu musluk niye şu tık 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 akıyor? Bu kadar ayıkladım ama aralarında yine de minnak minnak yağlar kalmış. Bir nihayet bitirdim. Evet. Tencereyi biraz küçük almışım ama şöyle dolu. İlk bir suyunu kaynatacağım, dökeceğim çünkü. Burada kaynayan kemiklerimin üstüne ilave edeceğim. Beraber pisliğimi. İki gündür gerçi bu şeyden mi? Kaç günlerin vermiş olduğu yorgunluktan mı bilemedim. Böyle bir yorgun hissediyorum kendimi. İnşallah akşama dediğim gibi yetiştiririm. Biraz bir kaynarsa. Ya şöyle şuradan metal kaşık alayım. Kemiğim zaten yaklaşık 1,5 saattir falan kaynıyor. Yaklaşık 1 saat kadar da işkembeyle kaynayacak. Tamamen kemik suyunda pişmiş sağlıklı bir çorba olacak. Artık zaten işkembeyde yani sakatat çorbalarına işte kelle paça olsun, ayak paça olsun ben yaz döneminde yiyemiyorum. Kokmaz aslında bana normalinde ama yazın öyle geliyor. Belki de bu senenin, bu kışın son çorbası olacak. Dayım bahane oldu. Bir an önce bitireyim ki akşam yemeğini ona en azından yetiştirebileyim diye düşünüyorum. Hem bizim için de son dediğim gibi kış döneminin son artık işkembesi olsun. İmrancığımın canı istemesin buradan. Her yaptığımda yok demiş ama
Bu ara böyle dediğim gibi koşturmadan artık bitkin hissediyorum kendimi. Olmazsa önümüzdeki hafta içerisinde bir kan testi yaptırıp değerlerime baktırıp bir vitamin takviyesi almayı istiyorum. Evet, ben de değil mi? Ben dayım sirke sevmediği için koydum ama işkembenin böyle çok hani kokusu gelsin istemiyorsanız. Gerçi benim yaptığımda genelde olmuyor. Bir gece öncesinden çünkü defne yaprağı ve limonla biliyorsunuz ovup dolaba koyuyorum, bekletiyorum. Ama yine de kokusu kalmasını istiyorsanız normalinde yaparken dayım yemeyecekse ilk kaynatıp döktüğüm suyun içerisine ben biraz da sirke koyuyorum. O kokusunu tamamen alsın diye. Ama dayım yemeyince koymuyoruz. Zaten kemik suyuyla da öyle aman aman ama tabii ki işkembenin de birazcık onun işkembe çorbası olduğunun da belli olması lazım. Aslında beklerken elimi yıkayıp bir kahve içmek istiyorum. Yoruldum. Akşam üstüne bugün daha gençimle nasıl olsa kahve içemeyeceğiz. Gülçe'ye yün almaya gittiydi Özgür abladan çünkü almış şeyi. Modeli Ebru dedi nasıl olsa onu çıkarır yapar dedi. Onlar çıkarırsa ben de onlardan ama ben tabii ki önce battaniyemi tamamlamak istiyorum. Bir an önce tamamlayıp bitirmek istiyorum. Bir hatta işlerimi bitirdikten sonra oturup mavi olan kısımlarını tamamlayıp o tipleri birleştirirsem çok yapamam. Dün parmağımı çok acıttım. Dediğim gibi işkembenin yağlarını temizlerken baş parmağım bayağı bir ağrıyor. 2 saatten fazla uğraştım dün akşamüstü. O yorgunluğun üstüne aslında çok kötü geldi. Örerken birazcık zorlanıyorum ama dediğim gibi bugün motifleri yapmasam bile şu an elimde kaç? 8, 16, 24 motif var. 24 motif en azından birleştirmesini bugün bitirebilirsem yarın akşam da diğer 8 motif yaparım. Ondan sonra zaten çevresini dönmeye başlayacağım. Dergin gitmeden de bunu yapmış olduğum battaniyeyi alayım ki kaç sıraya göre ne yapmış? Dedim ya biraz böyle kendi zevkim, kendim ne yapabildim mi olsun istiyorum. Ama bir yandan da böyle güzel bir şey olsun. Yani kullanacak olan kişi baktıkça beni hatırlasın istiyorum. Ondan sonra ufak tefek yine artık örmeye alıştım. Önceden niye örmüyormuşum diye düşünüyorum. Özgür ablacığımdan Allah razı olsun iyi ki öğretti. Gelince de söz verdi. Gerçi bugünkü vlogun altına yazmış. Yorumlarda gördüm. Ne zaman geleceğim belli değil. Ah bir Özgür ablanız bilse diye. İnşallah bir an önce hayırlısıyla gelir. Çünkü Tunus işini de geldiğimde öğreteceğim sana dedi. Şişiri öğreteceğim ama ben önce tığda birazcık bir şeyler yapabileyim istedim. Ondan sonrasında şişe ve Tunus işini ama Tunus işine yavaş yavaş aralarda şişini aldığım için aralarda deniyorum neler yapabilirim diye. Ama tabii ki püf noktaları vardır. Ben püf noktalarını eyvah ocağa yine batırdım. İşkembeden sonra zaten ister istemez siliniyor. Bir kahvemi için biraz dinleyeyim. Ondan sonra zaten işkembeden piştikten sonra terbiyesini de yaptım mı içmeye hazır olur. Artık bir duşuma girerim. O arada da zaten Erşen gelir. Gerçi Erşen geldiğinde annem evde olur mu bilmiyorum ya annem verir. Gerçi gelmeden önce mutlaka arar Erşen ben geliyorum diye. Ayaklarımı bir dinlendirmek istiyorum. Çünkü yarın da önce mutfak dolaplarından başlasam ya da salondan önce koltuklarımı bir silsem yavaş yavaş artık bahar temizliğine başlamak istiyorum. Bu arada dışarılarda olmaktan temizliği ihmal ettik. Üstün körü temizlikler yapıldı. Bir olmazsa yarın salonun camlarını silip koltuklarımı silip, gerçi böyle plan yaptım mutlaka başka bir şey çıkıyor. Allah'tan bir şey çıkmazsa, Allah'tan bir malimiz olmazsa yarın inşallah yavaş yavaş
Belgin için de yok. Çok fazla dışarıda çıkacağım bir şey de yok. Belki bir Bertuş'umla Rüzgar Bertuş diye ben de Bertuş demeye başladım çocuğum. Belki Bertuş'la Rüzgar'ı görmeye giderim. Çok özledim. Düğünde dayanamadım işte Belgin İsmail'e ayakkabı alırken. Annem hatta dedi ayakkabı almıştım, niye aldın dedi, ayakkabıları var dedi. Bu kez dedim birer numara büyük aldım. Yine öyle. Çünkü seneye bana tanesi kaça gelmiş oldu? 150 liraya gelmiş oldu. Seneye 150 lira Kinetics'in bir ayakkabısını bulabilme şansım maalesef yok. Şimdiden alıp hazırlamış oldum. Dedim seneye giyerler. Olmazsa da en azından birine verirler. Mutlaka çevremizde küçük çocuğu olan birileri oluyor. Mutlaka birine verilir. Evet, kemik suyumuz her yere haşlandı. İşkembemi de ilave edeyim onun üstüne. Sonra kaynatmaya devam edeceğim. Küçük kaşıkla niye uğraşıyorsam onu da bilemedim. Kepçemi çıkarayım nasıl olsa. Çorba için kullanacağım. Evet, şöyle göstereyim. Mis gibi. Kemik suyumuz çıktı zaten, hazır. Şu kaşıkla şöyle. Nankefi yan tarafta kalmış, onları bir almak istiyorum. Aslında normalinde ben öncesinde de hep alırdım. Sonra kursa başladığım dönemde Ayşe hocamın kulakları çınlasın. Dedi ki direkt kolajen içerir alma, ama renk olarak çorbada çok güzel durmuyor. Direkt içinde haşlayacağım, içinde süzemeyeceğim. Normalinde çünkü süzerek et suyunu kullanıyorum, ama bugün işkembesini direkt içerisine koyacak olduğum için olan kısmı almak istedim. İşkembemi ilave edeyim. Bu arada tabii ki yorumları onaylarken gördüm. Sevgili Anadolu Selçuk, keşke demiş ipleri alırken battaniyenin iplerini çekseydiniz, markasını, metresini gösterseydiniz. Şimdi düdüklümü koyunca hemen göstereyim. Her zaman biliyorsunuz gittiğimiz yerlerde çekim yapamıyoruz. Bazen müsaade etmiyorlar. O yüzden ipleri alırken çekememiştim. Zaten bir anda pat diye çıkıp aldım. Biliyorsunuz normalde Özgür ablanın oradan alıyorum, ama pazar gününe denk geldiği için. Ali Özkan'dan almıştım. Yedekleri olursa çıkar Özgür ablamın oradan alırım dedim. Şurada bakın bir parça kaldı. İçime sinmeyecek şimdi. Onu hemen almam lazım oradan. Evet. Bir saatte böyle kaynarsa şöyle bir karıştırayım. Olan üstte çıksın. Ondan sonra diğer tencerede zaten terbiyesini hemen hazırlayacağım. Bu arada ipleri göstermeye gitmeden öncesinde hemen yumurtamı da çıkarayım, oda sıcaklığına gelsin. Alamadım. Nihayet aldım. Karıştırınca çıktı yüzeye. Evet, renklerini dizdim şöyle yavaş yavaş. Mavilerini tamamlamaya başlayacağım. Bugün inşallah bitiririm burayı. Evet, şöyle göstereyim. Bu polo. Siesta polosu. Evet, ne kadarmış? 100 gram. Ve 200 metreymiş sevgili Anadolu Selçuk. Bunların Allah'tan etiketini atmamışım. Diğerlerinin hepsini açtım çünkü.
Bunları son yedek belgini aldırtmıştım. Ara renk elimde gri ağırlıklı kullanacağım demiştim ama gri de dediğim gibi sabah da belgine söylediğim gibi gri ile yaptım. Çok soluk geldi gözüme. Biraz daha böyle cıvıl cıvıl olsun istedim. Bahar geldiği için herhalde. Biraz daha böyle canlı olsun istedim. Aslında şu pembeden mi yapsam dedim. Mavi yerine. Ama belki herkes bu kadar canlı renk sevmeyebilir. Aralarına bakalım şimdi. İşim bittikten sonra motiflerimi yerleştirince aralarına böyle popcorn birer sıra geçmek istiyorum. Onu da öğrenebilirsem, tabii başarabilirsem yapacağım. Yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Ama isteyen... Konuşamadım. Artık yorgunluk bitirmiş beni. İnsan isteyince yapamayacağı hiçbir şey yok. Ve evet, tekrar şöyle göstereyim. Polo. Siesta. Ben bunları 28 liradan aldım. Bunların 30 liraya olanları var. 34 liraya olanları var. Bir de 25 lira olanlar vardı ama 3-4 renk vardı. 34 lira olanlar biraz daha kalındı. Aslında tığla çekemedim ben onu. Kullanamadım. Daha o kadar kalın bir örgüyü demek ki elim alıştıkça belki yaparım. Bilmiyorum. Belki alsaydım insan yapınca yapardı ama bu elime daha uygun geldiği için bunu aldım. Dediğim gibi bu 100 gram ve 200 metreymiş. Ben kaç tane ara göbeklere yapacak olduğum renklerden birer tane almıştım. Gri'den 3 adet aldım. Lacivert'ten 2 adet aldım. Yeşilden ara göbeklerin çevresini yaptığım için 2'şer tane almıştım. Aslında bakıldığı zaman dışarıda çok yüksek fiyatlara alacak olduğumuz bir şeyi evde kendimiz de yapabiliyormuşuz. Ben de yavaş yavaş sizlerle beraber, sizlerin de böyle gücüyle, arkamda durmasıyla bir şeyler yapmaya başladım. Evet, çorbam hazır, daha işkembem orada kaynarken. Herhalde bir yarım saati daha var. Dedim, bir oraya koşturuyorum, bir oraya koşturuyorum. Bir şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Bugün yetişmeye çalışıyorum nedense işlere. Günün 24 saati artık yeterli gelmiyor. Daha çorbamı hazırlayıp duş sonrasında da çiçeklerimle de birazcık ilgilenmem gerekiyor. Sulamam gerekenler var. Bugün galiba yine uzun geçecek ama ondan sonrasında artık dinlenme saati. Evet canlarım, sizlerden de artık yavaş yavaş müsaadenizi istemek istiyorum. Sizlerle yarın tekrar bir arada olabilmek üzere. Yarına kadar her şeye ama her şeye gönlünüzce olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.